Yani dünyanın her tarafında bu gelişmiş ülke dediğimiz, Kanada'da, ABD'de de, Avrupa'da da, Almanya'da madencilik yapılıyor. Ama o kadar ağır, bir kısım ülkede o kadar ağır kurallara bağlı olarak yapılıyor ki, hani hem kar marjları düşük oluyor, hem pek çok çevreye yatırım yapmak zorunda kalıyorlar, hem iş güvenliği yatırım yapmak zorunda kalıyorlar ve kar marjları düşüyor. Bu tür vahşilik bizim gibi ülkelerde oluyor. Yani Latin Amerika'da, Afrika'da, Asya'da, Uzak Asya'da ve Türkiye'de işte bu madencilik bu tür vahşi koşullarda sürdürülüyor. Bu kadar artmasının en önemli nedeni, aslında sen de hemen girişini yaptın. Yani neden bu kadar arttı, bu kadar vahşileşti, bu kadar pervasızca bu işi hem siyasal iktidar hem şirketler götürüyor? Bu sorunun yanıtı aslında ekonomik krizde yatıyor. Şöyle bir kısa şey yapmak lazım. Aslında Türkiye'de AKP'nin ekonomi politikasının şeyi bellidir. Dinamikleri belli. Hem bunu iktidarını sürdürmek için, hem kendi çevresindeki şirketleri beslemek için, hem de ekonomik büyümeyi sağlamak için ya öncelikle inşaata dayalı bir ekonomik model uyguladı. Bu inşaatın finansmanını da dış borçlanmayla sağladı. Ama o model geldi 2013'lerden, 2014'lerden sonra aramadım krize girdi ve 2018'de aslında çok görünür hale geldi. Şu anda çok ağır bir şekilde de ilerliyor zaten. Yani dış borçlar gayri safi milli hasılanın %60'ını bulmuş durumda. Bütün şirketlerin ağır dış borçları var. Hükümetin bütçe açığını finanse etmesi için para bulması lazım. Şimdi bütün bunları alt alta koyduğumuz zaman hızlı bir sermaye girişine ihtiyacı var iktidarın. Hızlı bir şekilde hem sermaye girişine hem borçları çevirebilmek için, bu kaynağı yeniden finansman sağlayabilmek için ciddi dolar rezervine girişine ihtiyacı var. Dolayısıyla madenler aslında bu hızlı sermaye girişini, para kazanma yolunu sağlayacak bir ekonomik faaliyet olarak ön plana çıkıyor.